Merhaba sevgili izleyiciler. 2018'in en önemli gezegen hareketlerinden biri de Venüs'ün retro hareketi olacak. Venüs 9 Eylül'de Akrep Burcu'na geçiş yapacak. 5 Ekim'e kadar Akrep Burcu'nun 10 derecesine kadar ileri hareketli olacak. 5 Ekim'de retro süreci başlıyor ve 15 Kasım'a kadar Venüs retro hareketli olacak. Venüs 1,5 yılda bir rutin olarak 40 günlük bir retro hareketi yapar. Normalde 8 yıllık Venüs döngüsü vardır. Bu 8 yıl içerisinde Venüs 1,5 yılda bir yaptığı retro hareketiyle beraber toplam 5 kez retro hareketi yapmış olur ve bu hareketiyle gökyüzünde bir 5 köşeli yıldız, pentagram şekli çizer. Ezoterik olarak çok önemli anlamları var tabii ki Venüs'ün bu retro hareketlerinin ve bu 8 yıllık döngüsünün. Şimdi Venüs 5 Ekim 15 Kasım aralığında 40 gün retro dönemde olacak. En son 8 yıl önce 2010 sonbaharında yine Venüs Akrep Burcu'nda retro hareket yapmıştı. Bu yılda Akrep Burcu'nun 10 derecesine başlayacak bu retro. 15 Kasım'da Terazi Burcu'nun son derecelerinde retro tamamlanmış olacak. Terazi Burcu'ndan ileri harekete doğru dönecek ve 2 Aralık'ta tekrar Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve yılı Akrep Burcu'nda tamamlayacağız. Dolayısıyla Venüs uzun bir süre Akrep Burcu'nda ileri geri harekette bulunacak. Venüs Akrep Burcu'nda genel olarak zayıftır. Düşük olduğu bir yerleşimdir. Kendine has özellikleri burada çok rahat ifade edemeyebilir. Mars'ın burcudur çünkü Akrep. Venüs burada uzlaşmacı, o dengeli, uyumlu tavrını biraz daha sertleştirebilir. İlişkilerde, aşk, sevgi gibi alanlarda daha tutkulu, daha hırslı, özellikle cinsellik gibi konulara daha fazla yönlenmiş olabilir. İkili ilişkilerin her alanında biraz daha burada sahiplenici ve tutkulu bir Venüs'le karşı karşıya kalırız. Venüs'ün retro olduğu dönemde ise özellikle buna tabii ki daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Hem kişisel olarak hem de toplumsal alanlarda Venüs'ün neyi ifade ettiğini ve retroda nasıl etkiler altında olabileceğimizi iyi anlamamız gerekiyor. Venüs astrolojide sevgi, aşk, ilişkiler, paylaşımlar, kişisel arzular, tutkular, dünyasal amaçlarımız, dünyasal zevklerimiz, güzellik, estetik, sanat gibi alanlardaki duyarlılığımız, maddi alanlarla simgelenen bir gezegendir ve güçlü bir Venüs tüm bu konularda daha fazla, daha olumlu destekler verir bize. Doğum haritalarımızda güçlü bir Venüs varsa bu bahsettiğimiz konularda daha şanslı, daha verimli etkiler altında olabiliriz. Venüs retro olduğunda enerjisi daha içe dönük olacaktır. Retro bir gezegen bilinç altından gelen etkilerle daha dürtüsel enerjiler yükler bize. Yani özellikle Venüs'ün temsil ettiği konularda işte estetik konuları olabilir, güzellik konuları olabilir, sanatsal yaratıcılık konuları olabilir, kişisel hayatımızdaki rahata, konfora ait beklentilerimiz, sevgi, aşk gibi alanlar, işbirlikleri, paylaşımlar, diplomasi, siyaset gibi konular, hak, hukuk, adalet, maddi konular, tüm bu alanlarda Venüs retro olduğunda bir yetersizlik, bir güvensizlik hissi oluşturabilir. Sevme, sevilme ihtiyaçlarımızla çok alakalıdır. Özdeğer duygumuzla alakalıdır Venüs. Venüs'ün retro olduğu dönemlerde bu özdeğer duygumuzda bir geriye çekilme, bir endişe, bir güvensizlik oluşabilir. Sevgi ihtiyacımız artabilir. Çünkü özdeğer duygusu zayıfladıkça etraftan onay bekleme, kabul edilme ihtiyacı, sevilme ve takdir ettirme ihtiyacı artacağı için buralarda bir aşırı talep oluşabilir. Ancak çoğu zaman bu enerji dengesiz bir şekilde ortaya çıkar. Dengesiz bir şekilde ortaya çıkacağı için bizim bu kendimizi ne kadar dışarıdan ilgi görsek de işte sevildiğimize ait
kabul edildiğimize dair o inançta bir zayıflık olduğu için, özdeğer duygusunda bir zayıflama olduğu için buna inanmakta zorlanabiliriz. Dolayısıyla özellikle ilişkilerde, ikili ilişkilerde, sevgi ilişkilerinde bu sevgiyi yanlış değerlendirme veya doğru ifade edememe gibi konular bir dengesizlik yaratabilir. Dolayısıyla biz Venüs retrolarında özellikle ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, işbirliği, her türlü ilişkiyle alakalı konulara daha dikkatli yaklaşmamız gerekebilir. Örneğin evlilik için. Evlilik için Venüs retrolarını çok önermeyiz. Tabii doğum haritaları önemli burada. Yani doğum haritanızda sizin Venüs'ünüz retroysa belki sizin için çok daha özel bir dönemde olabilir. Onu ayrı tutuyorum. Ama genel itibariyle Venüs'ün retro olduğu dönemlerde böyle bir evlilik adımı atmak çok tavsiye edilmez. İşte işbirlikleri için imza atmak çok tavsiye edilmez. Aynı şekilde güzellikle ilgili, estetikle ilgili uygulamalar için de çok dikkat etmek gerekir. Çünkü Venüs direkt estetikle alakalı bir gezegendir. İşte o altın oran dediğimiz oranla görsellikle çok alakalıdır ve böyle dönemlerde yapılacak estetik uygulamalarda bir orantısızlık, istikrarsızlık oluşabilir. Memnun olmakta zorlanabiliriz. Gerçekten problemli sonuçlarda oluşabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sanatsal konularda istediğimiz gibi sonuç alamayabiliriz. Yine Venüs cinsellik dedik. Şimdi Venüs akrepte zaten hani ilişkilerde daha tutkuludur. Cinselliği çok daha fazla öne çıkarır. Ama retro olan dönemde bu süreç de biraz dengesiz olabilir. Dolayısıyla ilişkilerin özellikle cinsellikle ilgili konularında da çok sapkın durumlar, tuhaf durumlarla da karşılaşabiliriz. Taciz, tecavüz gibi durumlar. Özellikle Venüs'ün retro olduğu ve Mars'la Uranüs'le daha zıt açılar yaptığı süreçlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ekim ayında, Ekim'in son haftasında özellikle gökyüzünde gerek Uranüs'ün, Boğa burcundaki Uranüs'ün, gerek Kova burcundaki Mars'ın da Venüs'le etkileşimi biraz böyle zıt olacağı için sabit burçlarda benim için özellikle dikkat edilmesi gereken dönem Ekim'in son haftası, yani 24 Ekim'den itibaren 31 Ekim'e kadar olan dönemde Venüs'ün belki de retro Venüs'ün daha riskli sonuçları, zararlarıyla karşılaşmamız mümkün olabilir. O süreçte Venüs biraz daha bizim karanlık Venüs dediğimiz özel de bir sürecinde olacak. İşte Venüs'e ait konular biraz daha böyle olumsuz ele alınabilir. Daha dürtüsel sonuçlar ortaya çıkarabilir. Cinsellikle ilgili suçlar olabilir, daha sapkın ilişkiler olabilir veya istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Örneğin kontrolsüz bir ilişki, istenmeyen bir hamilelik gibi bir durum. Bu dönemlerde daha fazla karşımıza çıkar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Toplum içerisinde de yine her türlü cinsel suç ve kadınlara yönelik özellikle cinsel içerikli suçlar, sapkın ilişkiler, çocuklara karşı yapılabilecek yine sapkın durumlarla bu dönemde daha fazla karşılaşabiliriz. Şimdi ülkemiz Akrep Burcu bir ülke ve Venüs Retrosu ülkemizi de etkileyecek. Çünkü Akrep Burcu'nda ve bu dönemde yine Güneşimizle temas edeceği için ülkemizde ne yazık ki zayıf konularımızdan biri kadınlara yönelik her türlü şiddet ve cinsel suçlar. Belki yine bu dönemde bunlarla daha fazla yüzleşeceğiz, karşılaşacağız. Şöyle bir avantajı olabilir, bizi bir şeylerle yüzleştirebilir, gizli olan konuları ortaya çıkarabilir, geçmişteki bazı hatalarla yüzleştirebilir ve belki biz bunları toplumsal olarak da ele alma ve onlarla ilgili yeni uygulamalar yapma fırsatı da bulabiliriz. Bu şekilde olumlu bir şekilde değerlendirilebilir bu dönem.
Cinsellikle ilgili ilişkilerimizdeki sorunlarımızı fark edebiliriz. Örneğin retro bir Venüs ilişkide her zaman geçmişle ilgili konulara da vurgu yapar. Yani bu geçmiş bir aşk acısı olabilir, geçmiş bir ilişkimizle ilgili bir problem olabilir. Özellikle geçmişteki ilişkilerimizle ve cinsel hayatımızla ilgili çözemediğimiz bir sorunla yüzleşmek olabilir. Bunları çözmek için de belki bazı fırsatlar karşımıza çıkarabilir Venüs'ün retro hareketleri. Cinsel bölgelerde olacak sağlık sorunlarına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Venüs cinsel bölgelere işaret eder. Akrep burcu da cinsel bölgelere işaret eder. Hem kadınlarda hem erkeklerde cinsel bölgelerde üreme organlarında olabilecek sağlık sorunları da bu dönemde artabilir. Genel sağlığımıza, hijyene ve özellikle cinsel ilişkilerde de risklere dikkat etmemiz gerekiyor. Daha güvenli adımlar atmamız gerekiyor bu dönemde. Venüs söz konusu olduğunda finans ve para da yine mevzu olacak. Çünkü Venüs terazi burcuyla beraber boğa burcunda yönetir. O da tamamen para konularına vurgu yapar. Ve Venüs'ün retro dönemlerinde belki gerek kişisel anlamda gerek toplumsal alanlarda da para konuları birinci planda önemli olacak. Burada yatırımlar, kazançlarımızı değerlendirme şeklimiz, finans piyasaları, retro dönemde biraz çalkantılı bir süreçte olabilir. Özellikle Ekim'in sonları, Kasım'ın başları, Venüs'ün Mars'la ve Uranüs'le zıt açıda bulunduğu dönemlerde bu tarz risklerle daha fazla karşılaşabiliriz. 27 Temmuz'da Kova Burcu'nda bir dolunay meydana gelmişti. Ay tutulması ilginç bir şekilde Ekim ayındaki Venüs retrosu tam 3 aylık bir dönemi işaret ediyor. Çünkü o 3 aylık dönemde Akrep Burcu'ndan geçen Güneş de tutulma derecesine kare açı yapacak. Ekim'in son haftasında aynı hafta içerisinde Venüs retrosu var. Uranüs'le ve Mars'la da zıt açıda olacak. İşte o dönem dolunayın, o tutulmanın, o riskli etkilerinin ülke içerisinde biraz daha belki güçlü bir şekilde hissedebileceği, belki halk tarafından daha güçlü bir şekilde hissedebileceği bir dönem olabilir. Kaynaklarımızdaki kısıtlamalar, belki hayat pahalılığı, ekonomik alanda olabilecek yine finans piyasalarında olabilecek hızlı inişler, çıkışlar, bunlar bizi zorlayabilir. Spekülatif piyasalara dikkat etmek gerekiyor. Döviz piyasası, borsa, buralara daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Yine finans piyasaları dedik, büyük şirketler olduğu kadar Akrep Burcu, bankalar ve özellikle finansal kuruluşlara da dikkat çeker ki Venüs retrosu buralarda olabilecek hassasiyetleri de arttırabilir. Zararları da arttırabilir. Yine toplumsal alanda, özellikle sosyal alanda bunlarla da biraz daha fazla yüzleşebiliriz. Kişisel anlamda da belki biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi en fazla sabit burçlar, Akrep Burçları, Boğa Burçları ilk etapta, Kova burçları, aslan burçları ve bu burçların ilk dönemlerinde doğanlar tabii ki Venüs retrosunu biraz kişisel olarak hissedecekler. Ancak doğum haritalarımızda Venüs'ümüz, Mars'ımız, kişisel gezegenlerimiz sabit burçlardaysa Venüs retrosunu yine hissedeceğiz bu süreçte. Eski ilişkilerle ilgili durumlar da karşımıza çıkabilir. Biraz nostaljik durumlar da oluşabilir. Yarım kalmış ilişkileri tamamlamak gibi hani elimize bazı ilginç fırsatlar da çıkabilir. Özellikle doğum haritalarında Venüs'ü retro olanlar böyle ilginç sürprizlerle, çok olağanüstü olumlu etkilerle de karşılaşabilirler. Yani uzun süredir ayrı kaldığınız bir kişiyle kavuşmak olabilir bu. Bir türlü çözemediğiniz bir ilişkinizdeki bir sorunu ya da yarım kalmış bir aşk acısını çözme fırsatı olabilir. Ya da çok daha derinlere dayanan, hani karmik bir aşkın, bir ilişkinin karşınıza çıkması söz konusu olabilir. Bunlar doğum haritalarında retro etkileri daha fazla olan, özellikle Venüs'ü retro olan kişilerde karşılaşabileceğimiz daha özel durumlar. Sabit burçlarda kişisel yerleşimleriniz varsa, özellikle kişisel gezegenleriniz Boğa, Akrep, Kova, Aslan gibi sabitlerde ise bu retro dönem sizi ilginç bir şekilde etkileyebilir. Doğum haritanızı biliyorsanız veya bilmek istiyorsanız veya nasıl etkiler aldığınızı öğrenmek istiyorsanız
doğum haritanızı detaylı inceletmenizi, kişisel bir danışmanlık almanızı tabii ki böyle önemli bir süreçte tavsiye ederim. Danışmanlık hizmetlerimiz için de her zaman bize ulaşabilirsiniz. 0507 607 5017 WhatsApp danışma hattımız. Buraya da danışmanlık için yazabilirsiniz sevgili izleyiciler. Kısaca burçlara değinirsek, Koç burçları, Öz burcu Koç ve yükselen burcu Koç olanlar Venüs 8. evinizde retroya başlayacak. Daha sonra ilişki evinizde teraziye doğru gerileyecek. İlişkilerle ilgili dinamikleriniz, ilişkilerle ilgili finansal paylaşımlarınız, cinsellikle ilgili konular ön planda. Finans konularına, kredi gibi, sigorta gibi, vergi gibi konulara temkinli yaklaşın. İlişkilerde hassasiyetler artabilir. Cinsellikle ilgili konularda da yine hassas bir dönem. Bazı sağlık sorunları cinsel alanlarda ortaya çıkabilir. Bu tamamen doğum haritanızın aldığı etkilere göre değişiyor. Ama ikili ilişkiler alanında en fazla etki alacak burçlardan biri sizsiniz. Çünkü ilişki evinizi yöneten bir Venüs var burada. Hem ilişkilere dikkat edeceksiniz, ilişkilerdeki cinsellik konularına hem de finansal konulara daha temkinli yaklaşacağız bu dönemde. Bazı özel fırsatlar da çıkabilir tabii ki karşınıza. Sevgili boğalar, Venüs retroya ilişki evinize geçecek. Daha sonra iş alanınıza doğru gerilemesi devam ediyor. Geçmişten gelen bazı ilişkiler, eski eşle ilgili konular olabilir. Yarım kalmış bir ilişki olabilir. Bir iş birliğiyle ilgili bir sorun olabilir. Bunlarla ilgili mevzular bu dönemde gündemde. Özellikle 5 Ekim 15 Kasım aralığında evlilik gibi bir konuda ya da bir iş birliğinde çok önemli bir karar almamanızı tavsiye ediyorum. 15 Kasım sonrası koşullar daha rahat olabilir. Sevgili ikizler, sağlık alanına dikkat edin. İş ve mesleki konularda, özellikle retro dönemde iş ortamınızda bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle kadın figürlerle ilişkilere biraz daha temkinli yaklaşın. Ve iş ortamınızda kurulacak gizli ilişkiler, biraz böyle cinselliğe dayanan enteresan ilişkiler olabilir. Bu da risk oluşturabilir. Bunlara temkinli yaklaşmakta fayda var. Sevgili yengeçler, aşk ilişkilerinde çok nostaljik etkiler var. Eski aşk ilişkileri gündemde olabilir, karşılaşmalar olabilir, yarım kalmış ilişkiler gündeme gelebilir. Süre gelen ilişkilerinizde de biraz Venüs retrosu zaman zaman kafa karıştırabilir. Böyle üçlü aşk ilişkilerine falan dikkat edin. Aşırı tutkulu, aşırı kıskanç davranmamaya çalışın bu dönemde. Hamilelik gibi konularda eğer istenmiyorsa hamilelik, tabii ki daha tedbirli olmakta fayda var Venüs'ün retro döneminde. Ama bir hamilelik, bir çocuk istiyorsanız da bu dönemde ilginç bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Süregelen ilişkilerde de yine Venüs retrosunda her türlü dürtüsel tavra daha dikkat etmek gerekiyor. Sevgili aslanlar, özellikle aile ilişkilerinize, ev yuva ilişkilerinize, ebeveyn ilişkilerinize dikkat edin. Venüs'ün retro olduğu dönemde emlak almak, bir ev taşımak veya evinizi dekore etmek gibi konularda biraz daha çekimsel olmakta fayda var. Daha sonradan bunları beğenmeyebilirsiniz çünkü ya da finansal anlamda biraz zorlanabilirsiniz. Sevgili başaklar, yakın çevre ilişkiler, kardeş ilişkileri, komşu ilişkilerinize Venüs retrosunda dikkat edin. Anlaşmazlıklar artabilir. Sevgili teraziler, finansal konularda Venüs retrosunda biraz zarar oluşabilir. Önemli alışverişlerde bulunmayın. Güzellik gibi konularda, estetik gibi uygulamalarda dikkat edin. Bu dönemde 15 Kasım sonrası daha rahat koşullar oluşabilir. Parasal konularda da yatırımlara dikkat edin. Biraz gelirlerde azalma olabilir ya da gecikmeler olabilir. Ancak 15 Kasım'dan sonra her şeyin daha olumlu gideceğini de unutmayın. Sevgili akrepler, Venüs sizin burcunuzda retroya başlayacak. Evet, bu cinsel bölgelere özellikle dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Böbrekler, idrar yolları biraz hassas olabilir. İlişki dinamiklerinde ve parasal konularda kararlar alırken veya evlilik gibi bir karar alırken daha dikkat edin. Yani bu yıl ben 5 Ekim ile 15 Kasım aralığında evlilik gibi, nişan gibi bir şeylere çok kalkışmanızı önermiyorum. Ama doğum haritanızda Venüs retroysa tabii ki sizin için çok çok özel, çok güzel bir dönemde olabilir. Sevgili yaylar, Venüs retrolarında gizli ilişkiler çok ortaya çıkabilir. Gizli aşk ilişkileri,
ya da işte platonik ilişkiler, gizli hayranlar, bunlar biraz kafa karıştırabilir. Gizli düşmanlıklara da dikkat edin lütfen. Sevgili oğlaklar, arkadaşlık ilişkilerinizde, grup ilişkilerinizde, özellikle ekip halinde yapılan ilişkilerde biraz böyle kıskançlıklar, dedikodular, problemler oluşabilir. Finansal konularda da gecikmeler olabilir hayatınızda. Yani planladığınız şeyler biraz, özellikle o Venüs retrosunun olduğu dönemde gecikmeler olabilir. Daha sabırlı olmanız gerekiyor. Sevgili kovalar, Venüs'ün retro olduğu süreçte kariyer alanında kadınlarla olan ilişkilere özellikle biraz dikkat edin. Bu bir ortak da olabilir, bir üstünüz, bir amiriniz de olabilir. Kariyer hedeflerinizde de biraz rötar, biraz gecikme olabilir ya da geçmişten gelen bazı konuları tekrar ele almanız gerekebilir. Hayatınızda bazı özel fırsatlar da getirebilir bu dönem sizin için. Sevgili balıklar, Venüs retrolarında çok nostaljik etkiler alabilirsiniz. Uzun süre olan bir yere tekrar gidebilirsiniz örneğin. Bu dönemde yarım kalmış bir eğitimi tamamlama gibi bir fırsat da karşınıza çıkabilir. Ya da hukuksal bir işinizde bir haksızlığa uğradıysanız orada tekrar haklarınızı elinize geçirmek için bazı özel fırsatlar da çıkabilir. Bunlara da yine tabii temkinle yaklaşmak gerekiyor. Hazırladığımız haftalık ve aylık videolarda da yine Venüs'ün bu etkilerinden size bahsetmeye devam edeceğim. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Takipte kalın sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.